onların başında transfer geliyor Beşiktaş'ta ki 27'sinde de Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde top başı yapacak. Sezon e, TFF evet e, yönetimi görevine başladı. Özellikle TFF'nin çok sıkıntılı bir süreçten geçmesi ve arkından arkasından da erken e, bir seçime gitmesi söz konusu oldu. Ve bu seçim realize oldu, gerçekleştirildi ve yeni bir yönetim, yeni bir başkan var. Kendilerine hayırlı olsun diliyoruz. Seçimden evvel herkes gönlüne göre birilerini isteyebilir, birilerine e, görevlen, görev almasını arzu edebilir. Ancak Türk futbolu adına e, ben yine tekrar söylüyorum, yeni seçilen yönetime biz Beşiktaş olarak destek olacağımızı, Sayın Başkan'a gereken desteği vereceğimizi bunu Türk futbolu adına öncelikle ve kulübümüz adına, yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaostan kimsenin fayda çıkarmadığını geçen sene gördük. Bir türlü olmuyor. Yani eğer huzur yoksa eee e, bir eee kaba tabir itiş kakış var ise kurumlar arasında maalesef eee hem kurumlar zedelini hem de eee Türk futbolu zedeliniyor. Bence bu sene artık bunun olmamasını diliyorum. Ben ilk başlardan beri eee kurumların kurumların hepsinin istifa etmesi gerektiğini ve yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söyleyenlerdenim. Daha seçim kararı alınmadan önce bile. Ee, ümit ediyorum ki e, tüm kurumlar, kurulları, TFF'nin istifalarını verirler ve yenileri göreve gelir. Biliyorsunuz özellikle bir sene sonra yapılacak olan seçimde e, kurulların da artık e, genel kurulda seçilmesi gerektiği şekli bir tahammül, bir e, uygulama olacak. Bu daha da güzel olacak bizim için. Ama umuyorum umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Bir iki tanesinin istifa edip bir iki tanesinin kaldığı bir süreç ben şahsen tercih etmiyorum. Aynı şeyleri hakemlerimiz için de diliyorum. Yeni bir sezon. Dolayısıyla eski hakemlerin yeni kardeşlerine, gençlere koltuklarını bırakmalarını istiyorum. Artık Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak ve huzuru e, Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği, gençlerimizin görev aldığı e, bir sürecin başlamasını diliyorum. Teşekkür ederim. Atiba evet bizim sevdiğimiz e, uzun yıllarını beş yaşa vermiş ve oldukça da katkı vererek bu süreci geçirmiş bir futbolcumuz. Taraftarımızın sevdiği ve önemsediği bir futbolcu. E, dolayısıyla e, TFF'nin e, cumartesi günü yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısındaki e, almış olduğu kararlar özellikle limit konusunda takımların önünü son derece fazlasıyla açmıştır. E, açmıştır. Aynı şekilde 8 artı 3 yabancı kuralı, e, 3 e, yerli 8 yabancının sahaya çıkabilmesi kuralı artı 14 tanenin kadroda olabilmesi kuralı bizim Atiba ile elimizi sözleşme yapma açısından güçlendirmiştir. Ee, evet yani kural olarak konu açıldı ama ekonomik olarak da e, aşmamız gereken bir süreç Atiba ile başlayacağız. Ee, şimdi dolayısıyla benim için Beşiktaş'ın e, ekonomisi de çok önemli. Atiba'nın da bu ekonomiye katkı verecek bir aile parçası, bir bireyimiz olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci de onunla ıı, istediğimiz şekilde, onun da ıı, kabullenebileceği bir süreçte geçirebilirsek Atiba bizimle bir yıl daha ıı, devam edecektir. Çünkü kendisinin ıı, özellikle Dünya Kupası'nda ıı, oynamak istediğini biliyoruz. Bir Beşiktaşlı futbolcunun da Kanada Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda oynaması ayrıca Beşiktaş'ın marka değeri açısından da bizim için de önem ifade etmektedir ama e, işin ekonomisini göz ardı etmeyeceğimi buradan sizlere ve kendisine de iletmiş olayım. Yani ekonomi önemli. Onun dışında yapılmış olan transferler mevcut bitenler var. E, Sasi var ve e, Gerson var. Bunların ikisini de çok önemli transfer olduğunu Türk Futbol Kamuoyu da e, Dünya Kamuoyu da Futbol Kamuoyu da kabul ediyor. E, Gerson'un genç olması ve çok gelecek vaat etmesi ve başarılı olması bizi ümitlendiriyor. Doğru bir transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Ayrıca Sasi ile ilgili de daha önce de söylediğim gibi kaptanlığı, aile babalığı, futbol adamlığı bizim baktığımız zaman yine doğru bir transfer olduğunu gösteriyor. Başarıları geçmişteki. Dolayısıyla birkaç tane daha transfer yapmaya çalışacağız. Tabii en önemlisi bunların forvet. Forvetle ilgili, Weckhorst'la ilgili olan kısımda henüz kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ama ekonomik olarak el sıkıştığımızı söyleyebilirim. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum beklediği bazı kulüplerden teklifler var. Ama kendisine dün Sayın SporTürk direktörümüz Ceyhun Kazancı vasıtasıyla bu saatten sonra Beşiktaş'ın serbest olduğunu, bizim de başka futbolcularla ilgilendiğimizi, elimizde araştırmalarımız ve scoutlarımız sebebiyle e, elimizde başka forvetler, alternatifler olduğunu, oldukça da çok olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Ama bu süreç içerisinde kendisi geri döndüğünde, olumlu döndüğünde eğer biz bir başkasıyla sözleşme yapmamış isek, Kendisiyle e, yola devam edebiliriz. Önceliği ona verebiliriz ama bugünden itibaren biz arayışlarımızı ve görüşmelerimizi başlatmış bulunuyoruz. E, Yağ nasip diyeceğiz, bekleyeceğiz. Yani ondan evvel biriyle bitirmişsek o birisi söz konusu olacak forvetimiz. Eğer bitmemiş, olumlu dönmüşse onunla olacak. Olumsuz dönmüşse zaten yapacak bir şey yok. Şu anda transfer durumumuz bu. Başka? Sorlot'ta dediğim gibi alternatif derken onları da kastediyorum. Yani sadece tek alternatif Sorlot değil. Şimdi böyle bir algı yaratılıyor taraftar ve medyada. Sonra bunların hepsi çok kıymetli olduğunu düşünüyorlar. Evet kıymetli ama e, biz alternatifsiz değiliz. Şimdi Sorlot, evet Sorlot Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Forward, forward, Bokhors gibi istediği bir forvet. Ancak açıkça şunu ifade etmek istiyorum ki alternatiflerimiz çok fazla var ve iyileri var. Dolayısıyla olursa... En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi göz ardı etmeyeceğimi buradan kesinlikle vurgulamak zorundayım. Evet iyilerini istiyoruz ama ekonomik olarak iyi şartlarda bir transfer yapmışsanız yapmış olduğunuz transfer iyi demektir. İkisi beraber olmalı. Bizim yönetici olarak da vazifemiz ve görevimiz birinci önceliğimiz bu. Ekonomisi düzgün iyi bir transfer yapmışsanız bir sporcu transferi yapmışsanız başarılısınız. Paraları basarak ödeyerek Uçuk kaçık fiyatlarla yapılan transferler kişiler ne kadar iyi olsa da benim için yönetim açısından başarılı bir transfer sayılmaz. Mülaka ve mülaka gibiler gündemimizde var. Mülaka tek alternatif değil. Ama o da var. Beğendiğimiz bir futbolcu ama e, scout ekibimiz teknik direktörümüz Volkan İsmail, Ceyhun Kazancı ve scout ekibindeki değerli kardeşlerimizin hepsinin elinde çok değerli oyuncular var. Onların şartları ve bizim ekonomimizin birleştiklerini transfer yapacağız. Ersin ve Rıdvan bizim altyapımızdan gelen kıymetlerimiz, değerlerimiz. Ersin'e de talep var. Özellikle Rıdvan'ınki bitmek üzere. Rıdvan'ınla ilgili çok ufak tefek noktalar kaldı. Ee, Rıdvan transferini e, maalesef malum e, muhalefetimiz ne yaparsak yapalım e, hiçbir şekilde e, doğru yapmadığımızı ifade ederek bir de böyle bir e, süreç yaşatıyorlar Beşiktaş kamuoyuna. E, aldığımız rakamlar her ne kadar 4 milyon euroya kesin yakınsa da diğer 2-2,5 milyon euroluk rakamlar. Ee, büyük bir olasılıkla kontrat süresi içerisinde gerçekleşme ihtimali %90'ın üzerindedir. Artı %20'de transferinden pay almayı hesapladığımız için yaklaşık bu değerin 4 değil 6.5 değil daha da üzerinde olacağını düşünüyorum. Ee, ama kendileriyle ödeme klozlarında, maddelerinde ee, bir iki ufak noktalarımız kaldı. Sanıyorum bu hafta içinde biter. Umuyorum. Ee, dolayısıyla Özellikle bu genç çocuklarımızın yurt dışına gidişlerini teşvik etmeliyiz. Hem kulübün ekonomisi açısından hem de altyapıdan yeni gelecek olanlara yol açmalıyız. Bu düşünceyle devir daimi tercih eden bir kulüp yönetimi ve başkanıyım. Bunu burada söylemek istiyorum. Yani başarılı olan, talebi olan, talibi olanların Avrupa'da Türk futbolunu temsil etmeleri, Beşiktaş'ı temsil etmeleri bizim için ayrıca da gurur kaynağıdır. Onu da belirtmek istiyorum. Bütün mesele şu. A hakemi atanırken bir kişinin dudağından ve ağzından onun isminin çıkmaması gerektiğini biz federasyon başkanıyla konuştuk. Bugün de gideceğim kendisini nezaket ziyaretine izah edeceğim. Çünkü geçmişteki hakemlerin hepsinin haklı veya haksız kulüplerle yaşadığı sorunlar var. Hangi hakemi atarsanız atın, yıllardır görev yapan hakemleri ya A takımı mutsuz ya karşısındaki B takımı mutsuz. Dolayısıyla artık bu söylemlerin son bulduğu bir süreç yaşamayı temenni ediyorum. Ve hakemlerin atamalarının belirli bir yapay zeka modeliyle olmasını, eğer biri A maçına atanmışsa bunu birinin isteği veya tayin üzerine olmadığını, kurallar manzumesi gereği olduğundan emin olmak istiyoruz. Ben şahsen bunu böyle istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, İlhas Haber Ajansı Mimiş. Geçtiğimiz günlerde bir iş insanı olan Etam Sancağ'ın açıklamaları oldu. Beşiktaş'ın ileride TMSF'ye düşmesi durumunda satın almak istiyorum dedi. Beşiktaş'ın veya büyük kulüplerin şu anda TMSF'ye düşme gibi bir tehlikesi var mı? Siz bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Beşiktaş 120 yıllık bir kulüp. Diğer kulüplerle ilgili yorum yapmak benim haddime değil. Ama benim kulübümün TMSF'ye düşme şansı burayı iyi idare eden, buranın beş kuruşunu koruyan, zarar vermeyen, ihmal ve kusur kasıtlı hareketlerde bulunmayan yöneticilerle TMSF'ye gitme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Ama ben Eten Bey'in orada başka bir şey anlatmaya çalıştığını anlıyorum. Kendisi de camiamızda üyemizdir. Kötü niyetle bunu söylemediğini düşünüyorum, umuyorum. Yani öyle bir sorun olursa biz buradayız. Biz Beşiktaşlar olarak bu takımı ortada bırakmayız anlamında söylemeye çalıştığını düşünmek istiyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, onun dışında başka bir düşünce ve görüşte olana bu camia zaten müsaade etmeyecektir. Ee, bu camianın en değerli markası taraftarıdır. Dolayısıyla taraftar böyle bir şey asla müsaade etmez. Kimin niyeti varsa unutsun gitsin. Ama iyi niyetle söylenmişse saygıyla anlamaya çalışıp, ben Beşiktaş TMSF'ye bir gün düşerse, bırakmam diyorsa, bırakmam seni kampanyasının bir devamı gibi bunu da kabul ederiz. Hep beraber Beşiktaşlar TMSF'ye falan hiçbir yere biz bu kulübü teslim etmeyiz. Bundan emin olabilirsiniz. Sağ olun. Biz Beşiktaş camiası olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Eğer bu talep adaletli ve vicdanlı bir şekilde karşılanacaksa adalet ve vicdan için bu yapılıyorsa biz buna olumsuz bakmayız. Ama orada hedef 3 kuruş daha fazla alalım pay. Artı formada bir başkasından daha fazla yıldızımız olsun şeklindeki bir amaç içinse ee, bu sıkıntılı süreçlerde bu tür konulara bence gerek yok, zarar verir ama konu adalet ve vicdansa niye olmayalım? Kimin hakkı varsa eşitse, eşit bir şekilde bu uygulanacaksa bizim için sakıncası yok.